tam 15 günde sıfırdan 24 net'e ulaştıran bir kampla karşınızdayım arkadaşlar. Bu kampı çok beklediniz ama beklediğinize değdi. Artık Edebiyat Soru Bankası kampımız başladı. Hepinizin önünde aylardır satış rekorları kıran kitabımız artık kampına hazırdır efendim. 15 günde nihayet erdireceğiz. Tam 15 saatinizi bana ayırdıktan sonra 802 soruyu da çözmüş olacaksınız. Ama bu sadece bir soru çözüm kampı olmaktan öteye gidecek. Çünkü konuları aslında da full tekrar niteliğinde de ne yapacağız arkadaşlar? Sorularla pekiştireceğiz. Mesela en çok aldığım sorulardan bir tanesi yorumlarda, DM'lerde. Hocam edebiyatı unuttum. Bu kampa katılmalı mıyım? Evet katılmalısınız. Çünkü bu kamp sadece bir soru çözüm kampı değil. Aynı zamanda unuttuklarınızı hatırlatma kampı olacak. İkinci sorunuz ne? Hocam edebiyata hiç başlamadım. Acaba yapabilir miyim? Şu kalan iki ayda bana edebiyata öğretebilir misiniz diyorsanız doğru yerdesiniz arkadaşlar. Çünkü ben asla zaten bizi bilen biliyor ama bilmeyen şudaki itibariyle şu video itibariyle bilmelidir diyorum. Çünkü biz uzun uzadıya bir edebiyat anlatımı yapmaktan öte nokta atışı yapıyoruz ve soru yakalama odaklı gidiyoruz. Bu sene kitaplarımızda da bunu yaptık biliyorsunuz ki. Geçen sene zaten biliyorsunuz ne kadar o tahtalarda yakaladığımız soruları artık kitaplarımıza yazmak istedik. Dolayısıyla soru bankası çözüm kampımız tam olarak size göre. Ve üçüncüsü hocam iki ay kala çok sıfırım hiçbir şey bilmiyorum edebiyatta böyle bir sürü konu var herkes çok zor yapamazsın diyor hayır yapabilirsin bakın bunlar öylesine söylenmiş sözler değil aslında son dakikada öğrendikleriniz daha fazla aklınızda kalıyor arkadaşlar dolayısıyla bu kampa mutlaka ama mutlaka katılın diyorum bir de şunu söylemek isterim ki hiçbir şey bilmiyorsun ve sıfırsın sadece diyorsun ki ben hocam kitabımı da aldım kitabımı edindim kitabım önümde sizinle birlikte çöze çöze ilerleyeceğim bakın cevap anahtarına bakarak bile hiçbir şey bilmiyorsunuz tamam mı diye diyelim ki video izlemeyi de sevmiyorsunuz. Cevap anahtarına bakarak öğrenme denilen bir metot vardır edebiyatta. Bunu yaparak bile benim geçmişte çok fazla derece yapan öğrencim oldu arkadaşlar. 24'e 0 yapan, 23'e 1, 22'ye 2 yapan o kadar çok öğrencim oldu ki zaten 5 tanesi paragraf. Dolayısıyla siz cevap anahtarına baka baka bile edebiyatı öğrenirsiniz. Edebiyat çok keyiflidir. Edebiyat hayatın içindedir. Edebiyat olmazsa olmazdır. Edebiyattan lütfen kaçmayınız. Gerçekten çok keyif alacaksınız. Biliyorsunuz ki biz 51 şimdi bitirdik bakın bu kitabı. 55 gününüzü illa vermenize gerek yok. Siz 2 çarpı hızla 20 günde de 10 günde de bitirirsiniz. Önünüzde bir bayram tatili var. Bayram tatilin hemen sonrasında 15 Nisan'da tam 15 günde ve 15 saatte bu kitabı birlikte nihayet erdireceğiz. Bakın 802 soru çözeceğiz. Bu bize yetip de artacak bile. Ardından da bir denememiz var biliyorsunuz meşhur. Biliyorsunuz o denemeyi zaten ikişer üçer tane çözen arkadaşlarımız var. Bir de onu patlattık mı arkadaşlar? Artık korksun bizden edebiyat soruları diyorum. Bakın biraz sonra programı paylaşacağım. Kampı, kitabı artık biliyorsunuz ama bilmeyenler için yeni beni, beni yeni tanıyanlar belki olacaktır. Onlar için de şöyle hızlıca bir soruları göstereceğim arkadaşlar. Sorularımız oldukça kaliteli ama biz zaten video ders kitabında bu alıştırmaları da yapmıştık değil mi? Ancak şıklar yoktu. Şıklar olmadan bir görmeye çalıştık kendimizi. Şimdi bu saatten sonra ne yapacağız? Konularımız bitti. Burada birkaç tane yine böyle tekrar yapacağımız noktaları bıraktık biliyorsunuz ki bir sona bırakalım demiştik onu konuşmuştuk. Yine aralara biz bu kampı yaparken soru bankasını yaparken soru bankası kampı yaparken işte yazar eser tabii ki atacağım. Ya da bu şiir kime ait olabilir tarzı soruları tabii ki yine kanala yüklemiş olacağım. Edebiyattan asla asla mahrum kalmayacağız. Şunu da söylemek istiyorum ki artık önünüze düşüyordur. Farklı farklı sayfalar paylaşıyor. Ben edebiyata hep girerken şiirle girmeyi seviyorum biliyorsunuz ki. O dönemin şairlerinin şiirlerini kullanmayı seviyorum ama bunu öylesine yapmıyorum. Bunu yapmamın sebebi evet insanda böyle bir duygu uyandırıyor. Hoşunuza gidiyor. Çok güzel. Ben de çok seviyorum şiir ama esasında bunu yapmamın esas sebebi şudur ki arkadaşlar. Şiir verip bu hangi döneme ait olabilir? Şiir verip bunu kim yazmış olabilir tarzında sorularımız var. Bu sorulara da cevap bulmak. Siz o şiiri benden dinleyince ve hatta böyle pek çok sayfa paylaşıyor artık böyle milyonlar izleniyor zaten. Onu gördükçe akıllarda kalıyor. İşte o akıllarda kalmasını sağlamak ve sınavda soru geldiğinde saliseler içinde bakın bu soruyu çözmek. Bizim esas amacımız e, budur diyoruz ve yine bu kampta da bunu yapacağız. Şiirler karşımıza çıkacak. Söz sanatlarını bulacağız. Hangi döneme aittir bulacağız. Yazar eser çalışması yapacağız. Ama mesela diyelim ki şöyle rastgele bir soru açalım mesela şu an karşıma Servet çıktı ve Servet yazarlarından herhangi birine ait bir cümle olamaz. Sadece cevap B'dir arkadaşlar deyip geçmeyeceğim Servet da size böyle anlatacağım gelebilecek noktaları da konuşmuş olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla güzel bir kamp olacak. Bu kampa katılmanızı şiddetle öneriyorum. Zaten en çok gelen sorulardan da bir tanesi. Biliyorum çoğunuz bitirdiniz ama bitirdiniz yanlışlarınıza bakacaksınız. Bakın yanlışlarınızı da görmüş olmak ve hatta bence videoyu da böyle hızlıca eğer e, hiç yanlışınız yok diyelim ki çok az yanlış yaptınız ama videoyu da şöyle hızlıca bir izlemek sizin için artı puan da kazandırmış olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. O zaman şöyle bir kamp programımıza bir bakalım. Programı aşağıya bırakacağım. İnternet sistemimize direkt girip oradan da görebilirsiniz www.turkcininmatematigi.com adresinden mutlaka programınızı da indiriniz çünkü programda bir yoklama almanızı isteyeceğim ve kendinizi puanlamanızı isteyeceğim zinciri kırmamanızı isteyeceğim bakın 15 gün boyunca benimle birlikte olursanız Nisan ayında bitiyor arkadaşlar kitabımız Nisan ayında birlikte bir kitap devireceğiz hemen denemeye geçeceğiz dolayısıyla denemeyi de şöyle bir 10 günlük belki 5 günlük bile olabilir orada sizin fikirlerinizi de alacağım günde 2 deneme de gelebilir süreçte bitirip edebiyatın istediğimiz kısmını şöyle bir noktalama gayreti içerisinde bulunmuş olacağız. Evet gelsin bakalım hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Birinci günde 15 Nisan'da başlıyoruz. Edebiyata giriş ve şiir bilgisini halletmiş oluyoruz. Sonra sizden şöyle bir yoklama almanızı isteyeceğim bakın. Yani bugün burada mıydınız ve kendinizi bir puanlayın. Yani siz bu soruları tabii ki benden önce çözmeniz çok çok önemli. Benimle birlikte değil benden önce ya da şöyle belki olabilir durdurursunuz. Anlık çözersiniz. Sonra ben nasıl anlatıyorum buna bakarsınız. Yani interaktif bir ders işleme sürecinin içerisinde olmamız burada çok kıymetli. Sonra kendinize de bir puan vermenizi istiyorum. Birinci günde verdiğiniz puan 15. günde ne duruma gelecek bunu da bir görmenizi istiyorum arkadaşlar. 802 soruyu birlikte nihayete erdireceğiz. İkinci gün 16 Nisan şiir türleri söz sanatları gelecek. Üçüncü gün 17 Nisan'da İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı gelecek. 18 Nisan'da geçiş dönemi halk edebiyatı. 19 Nisan halk edebiyatının dönemleri. 20 Nisan divan edebiyatı. 21 Nisan divan edebiyatı şairler ve eserleri. 22 Nisan batı edebiyatı. 23 Nisan tanzimat edebiyatı. 24 Nisan servet efiyonun edebiyatı. 25 Nisan fecrati milli edebiyat. 26 Nisan beş yaşıcılar, Cumhuriyet Edebiyatı'na bir giriş yapacağız. 26 Nisan'da yine aynı şekilde Beşeciciler, Hisarcılar, 27 Nisan 1. Yeni ve 2. Yeni Toplumcu Şiir, Cumhuriyet Dönemi Şiir, 28 Nisan Cumhuriyet Dönemi Roman, 29 Nisan Cumhuriyet Dönemi Roman, Öykü, Tiyatro ve Karma sorularla kampımızı nihayete erdireceğiz. Tabi videolar kısa olmayacak arkadaşlar. Konu anlatımlarımızda kısa kısa parçalamıştık çünkü 55 güne biliyorsunuz ki sığdırmıştık kitabımızı. Burada biraz daha uzun olacak. 1 saat, 1 saat 15 dakika olabilir ama size edebiyat aşıkları olarak bence bu kampı Böyle atlamadan zevkle şevkle izleyeceksiniz arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz bizim kodlamalarımız var. O yaptığım kodlamaların yine kampta böyle soruları geldikçe paylaşmış olacağım. Ve mutlaka ama mutlaka o kodlamaları da böyle not alırsanız çok da güzel olacak. Kodlamalarla alakalı şunu da söylemek isterim ki Reels'larda o yaptığımız kodlamaları size tekrar hatırlatacağım. Çünkü geçen sene çok soru yakaladım biliyorsunuz ki arkadaşlar. Reels'lardan çok soru yakaladım. Birebir videolarımızdan çok soru yakaladık. Hedefimiz bu sene artık böyle asla soru kaçırmamak, yakalama noktasında soru kaçırmamak. Paragrafları zaten yapıyorsunuz. Geriye kalan soruların hepsini de yakalama odaklı gitmek olacak. Peki bir de şöyle hızlıca bir soru bankamızı bir tarayalım isterseniz. Şöyle bir göstereyim. Soru bankamız arkadaşlar dediğim gibi 802 sorudan oluşacak şöyle bir ön sözümüz var İçindekiler kısmımız var Dolayısıyla aslına bakarsanız orta düzeyde bir soru bankası oldukça farklı soru tipleri var ve MEB odaklı ÖsYM'nin soru tarzlarına oldukça yakın gelebilecek sorular sizde şu da uyansın istiyorum Evet mesela diyelim ki ben burada işte bir tane Alper Tunga sagusunu vermişim. Bu çıkmaz da başka bir eser çıkar. Hiç önemli değil. Siz burada aslında o bakış açısını yakalamak. Yani o şiire nasıl bakıyorum ve o şiirin işte o özellikleriyle ilgili, ahenk unsurlarıyla ilgili ya da o şiirin genel bakış açısıyla ilgili bir fikir nasıl oluşturabilirim? Bunu görmeniz gerekiyor. Ya biz genel olarak birebir beyit de yakalıyoruz biliyorsunuz geçmiş yıllardan. Ancak buradaki esas amacımız size edebiyat sorularına çözüm yöntemi getirmek. Yani edebiyat sorularını en kolay nasıl çözebilirsiniz? Bu bakış açısını sağlamak istiyorum. Benim gibi düşünmeyi öğretmek istiyorum. Benim gibi düşündükten sonra da zaten sıkıntılarımız kalmayacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere her soru tipinden var. Ee, bu şekilde birlikte arkadaşlar ne yapacağız 802 adet soruyu bitirmiş olacağız. Bunu 15 günde yapmış olmamız çok çok önemli. Bayramdan sonranızı bana ayırmanızı istiyorum. Henüz kitaplarımızı temin etmediyseniz de mutlaka masalarınızda olması çok çok önemli arkadaşlar. Daha zamanımız var zaten. Ama şunu söylemek istiyorum ki, şunun altını çizeyim. Yeni stok girildi. Ancak ben de kontrol ettim bu videodan önce hemen bir kontrol ettim. Stoklar edebiyatta da özellikle çok hızlı eridiği için Bayramdan önce alsanız daha da iyi olur. Çünkü o bayram telaşı vesaire kargoların gelmesi biraz sıkıntı yaratabilir. Bayramdan önce masanızın üzerinde olması önemli. Bir daha basılmayacak onu söyleyeyim. Çünkü her sene ben güncellemeye gidiyorum kitaplarda. Yeni sorular ekliyorum. Aslında bu, bu sene yeni çıktı kitaplarım ama videolarımda da güncellemeye gittiğim için aynı stratejiyi burada da devam ettireceğim. Çünkü sorulara bakıyorum mesela. 2024 çıkmış sınav sorularına bakacağım. Ondan sonra güncelleyip sonra basılacak kitaplarımız. Dolayısıyla yeni bir stok girilmeyecek. Yeni bir baskı olmayacağı için mağduriyet yaşamamanız adına şöyle bir bunu da dipnot geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet programlarınız da hemen masalarınızda olsun. Şöyle hatta belki bir duvara bile yapıştırabilirsiniz. Biraz da heyecan Canlı, istekli bu kampa başlamak adına. Çok istediğiniz bir kamptı zaten kampa katılımın çok yüksek olacağından eminim. Hepiniz hemen hepiniz çözdünüz. Ancak benimle birlikte de şöyle bir tekrar niteliğinde. Hatta unuttuklarımız varsa onları bir hatırlama niteliğinde yeni bir kampa başlamış olacağız. O zaman ne diyorum? 15 Nisan gününde görüşmek üzere diyorum. Birlikte yepyeni bir edebiyat kampının ateşini yakalım diyorum. 15 Nisan'da görüşünceye dek unutmayın ki... Kalbim sizinle güç her zaman bizim.